Tekrar merhaba 12. sınıflar. Elektrokimya konumuzun son başlığına geldik. Elektrolizdeyiz. Hemen elektrolizin ne olduğuyla başlayalım. Şimdi biz pil potansiyellerini hesaplarken elde ettiğimiz E0 standart pil potansiyellerinin pozitif ya da negatif olmasını yorumladık. Nasıl yorumladık? Eğer ki senin E0 standart pil potansiyelin sıfırdan büyükse senin tepkimen kendiliğinden yürüyor, istemli bir tepkimedir dedik. Ancak senin pil potansiyelin sıfırdan küçükse bu tepkime kendiliğinden yürümüyor. Neye ihtiyacı var? Dışarıdan enerji verilmesine ihtiyacı var. O zaman sen elektrik enerjisi vererek tipkimi istemsiz halden yürür hale getirebiliyorsan bu sistemine elektroliz diyoruz arkadaşlar. Şimdi elektroliz nasıl yapılır? Elektroliz yapabilmek için doğru akım kaynağına ihtiyacımız var. Yani bir üreteç. Üreteçle yapılır. Üretecin biliyorsunuz ki artı ve eksi kutupları var. Senin üretecin artı kutbuna bağlı olan elektroda anot diyeceğiz. Eksi kutbuna bağlı olan elektroda da katot diyeceğiz. Peki, ne olacak? Artı ve eksi kutuplarda anot ve katotta hangi iyonlar yerleştirecek? Onlardan bahsedelim. Pozitif yüklü iyonlar katotta indirgenirken, negatif yüklü iyonlar anotta yükseltgenecek. Temel prensibimiz bu şekilde. Biz sınıfta anlatırken e, birinci dönem bu konuyu elektroliz için e, üç tane önemli olay var dedim. Birincisi erimiş tuzların elektrolizi, ikincisi sulu çözeltilerin elektrolizi, bir de suyun elektrolizi zaten genel olarak bilmemiz gereken başlıklardı. Şurada dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Bir tuzun erimesiyle bir tuzun suda çözünmesi aynı kavramlar değil. Yani sen şekerin çayda çözünmesinden bahsedersin. Ama yanlış ifade edip şekerin çayda erimesi denir mesela. Bu yanlış bir ifade. Erimek için katı halden sıvı hale hal değişimi olması gerekiyor. Ama çözünmek için suyun içerisinde katı halden aqua ya da suda hale geçmemiz bizim için yeterli. Dilerseniz hemen erimiş tuzların elektrolizi ile başlayalım. Şimdi erimiş tuzların elektrolizinde ortamda su yok. Niye? Bir çözünme gerçekleşmedi. Ben sadece katı halden sıvı hale getirdim erimiş tuzla. Tuzu oluşturan anyon ve katyon yüklenecek. Şimdi anyon ve katyon diyorum çünkü tuzlar iyonik bağlı olduğu için katyonla anyonun elektrostatik çekim gücüyle iyonik bağlı olarak birleştiğinin temel bilgisine sahibim ya 9. sınıf bilgisine sahibim. O yüzden anyon ve katyonu birbirine ayırıyoruz arkadaşlar. İyonlaştırdım. Ne olmasını bekleyeceğim. Anyonlar anotta yükseltgenirken katyonlar katotta indirgenecek. Hemen bir örnek verelim. Erimiş potasyum florür tuzum var. Kafe. Potasyum florür var. Bu sıvı halde sen bunu iyonlaştır. Nasıl iyonlaştırırsın? Tepkim okunu yazdıktan sonra potasyum artı flor eksi diye iyonlaştırdım. Şimdi katotta katyonlar olması gerekecek. Şu an tuzumun katyonu kim? Potasyum artı. Katotta hangi olay gerçekleşir? İndirgenme. O zaman senin potasyum artın bir elektron alarak potasyuma geçecek. Gelelim anota. Anota kimler gidiyordu? Anyonlar. Şu an tuzun anyonu kim? ise. Peki flor doğada tek başına mı geziyor? Hayır. Ametal diatomik halde 7A'da yer alıyordu hatırlayın. Flor gazı olarak geziyor. O zaman sen ne yazacaksın anot tepkimine? Yani in, e, yükseltgenme tepkimine iki kat sayılı flor eksiği F2 gazına çevireceksin sonucunda da iki elektron göndereceksin bu senin erimiş tuzlarının elektroliz prensibi gelelim sulu çözeltilere şimdi ne oldu senin bir tuzun var ortamda anyon katyon var bir de suyun içerisinde çözdüğün için sudan gelen hidro, e, hidrojen ve hidroksit iyonları var yani H' artı ve OH' var senin burada ne yapman gerekiyor? Bir kere anyonları bir kenara ayır, katyonları bir kenara ayır. Yani tuzunun katyonunun yanına H artı da yaz. Tuzunun anyonunun yanına o H eksi de yaz. Ve burada neye dikkat et? Elektron verme isteklerine. Burada bir elektron verme isteği sıralaması sana belirtmek zorunda parantez içerisinde. Örnek veriyorum anyonlar, katyonlar, hidrojenler, oksijenler bir sıralama verecek büyükten küçüğe. Sen ona göre yorum yapacaksın. Ve yorumun sonucunda nereye bağlayacaksın? Diyeceksin ki katotta katyonların pasif olanını alırım. Neden? Çünkü indirgenme tepkimesi yazacağım. Pasif olanı tercih ederim. Anotta da anyonların aktif olanını alırım. Yani yükseltgenme potansiyeli en büyük olan yükseltgencik olarak. O zaman katota katyonların pasifi, Annotta anyonların aktifini yazarak da sulu çözeltilen elektrolizini yapabilirim. Burada bir de önemli kanunum var. Faraday'ın elektroliz kanunu. Şimdi Faraday'ın elektroliz kanunu diyor ki bir elektroliz devresinde anot ya da katotta toplanacak madde miktarı devreden geçecek olan elektrik yük miktarıyla doğru orantılıdır. Faraday bundan bahsediyor. Peki hangi bağıntıyı kullanarak hesaplama yapacağım? Q eşittir I çarpı T. Yani elektrik yükü eşittir akım şiddeti çarpı geçen zaman. E, birimleri neydi? Klomp elektrik yükü eşittir amper. Akım şiddeti çarpı saniye. Yani saniyedeki akım miktarıyla doğru orantılı olarak elektrik yükü de hesaplayabiliyoruz. Peki burada elektrik birimlerinde bilmem gerekenler var ondan da bahsedelim. 1 mol, elektri 1 mol elektron devreden geçiyorsa 96.500 klon. O da eşittir. Bir faraday geçiyor demektir. Buna da dikkat edelim. Burada açığa çıkan madde hesaplamaları çok soruluyor arkadaşlar. Ne kadar madde açığa çıkar diye. maddeyi kütleyle ifade ediyoruz m ile ifade ediyoruz küçük m ile. m eşittir q çarpı m a. Yani <laughs> elektrik yükü çarpı molekül ağırlığı bölü aşağıda 96.500 çarpı z. Tekrar söylüyorum. Toplanan kütle açığa çıkan madde miktarı eşittir. Q çarpı MA bölü 96.500 çarpı Z. Buradaki Z tesir değerliği MA molekül ağırlığı Q elektrik yükü 96500 zaten klopla farada yarısındaki değişim birimimizdir arkadaşlar. Sizlere çözeceğiniz sorularda kolaylıklar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Evde kalın. Hoşça kalın.